Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü gazetesinde yazdığı köşe yazısında Çinli Sinovac şirketinin koronavak aşısıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Saymaz, Türkiye'nin koronavak aşısına mecbur bırakıldığını belirtirken, Türkiye müşterisi olduğu bir aşının laboratuvarına döndü dedi. İsmail Saymaz, Çin'den Türkiye'ye gelecek olan koronavak aşısıyla ilgili bir yazı kaleme aldı saymaz fazuç çalışmaları tamamlanmamış olan bir aşının uygulaması ile ilgili tereddütlerini dile getirirken, Türkiye aşının denediği üç ülke arasında erken sonuçları bildiren tek ülke, bu sonuçlar ne kadar güvenilir, ne kadar bilimsel ifadelerini kullandı. İsmail Saymaz köşe yazısında Profesör Doktor Önder Ergönül'ün de görüşlerine yer verdi. Ergönül, Brezilya ve Endonezya'daki çalışmalar hakkında bilgi istemeliyiz. Böyle olmaz. Bir hata olursa ne yapacaksınız? Yan etki çıkarsa insanlar bizi kandırdınız demez mi dedi. Türkiye şu ana kadar CoronaVac ve Pfizer-BioNTech aşısı için anlaşma sağladı. Fakat CoronaVac'ın henüz faz 3 çalışmaları bitmedi. Bu konuyla ilgili olarak ise er gönül faz 3'ü bitmiş aşılar alınamaz mı? Örneğin İngiliz AstraZeneca sorusunu dile getirdi. Saymaz aşılarla ilgili olarak görünen o ki Sağlık Bakanlığı, faz çalışması tamamlanmış, sonuçları ilan edilmiş Pfizer-BioNTech aşısını vaktinde yeterince tedarik etmediği, İngiliz AstraZeneca aşısını satın almadığı için Türk halkı Çinli koronavaka mecbur bırakıldı. Brezilya ve Endonezya'daki çalışma meçhulken, Çin suskunken, çaresizlik nedeniyle 1322 hastanın verilerine bakılarak Çin'den aşılar ithal edildi. Türkiye müşterisi olduğu bir aşının laboratuvarına döndü dedi.